partisi yıkar. Aşağı Türkçe bir... Vatan Partisi 11. Genel Kurultayı'nın Sayın Divan Başkanı, Divan Üyeleri ve Kurultayımızın değerli üyeleri, biz Vatan Partisi olarak Türkiye'yi önündeki zorluklardan aydınlık ufuklara çıkartırız. Bunu başaracak birikimimiz var. Vatan Partisi olarak sorumluluk ve görev üstlenmeye hazırız. Hazırız. Arkamızda bıraktığımız tecrübeler, o tecrübelerde kazandığımız büyük miras ve hepimizin göğsünde taşıdığı iman ve bilinçlerimizdeki ışıkla, Türk milletine bağlılıkla, insanlığa sadakat yeminleri ederek insanlığın önündeki zorluklardan, Türkiye'nin önündeki zorluklardan başarıyla çıkarız. Biz kabine kurmayacağız, hükümet kuracağız. Biz devrimci bir hükümet kuracağız. Türkiye'nin sorunlarını Atatürk gibi çözeceğiz. Türkiye'nin sorunlarını tarihimizden gelen İskitlerden, Hunlardan, Karahanlılar, Uygurlar, Selçuklular, Memlükler, Altın Ordu, Osmanlı, bütün o imparatorluk, devlet kurma, ordu kurma mirası, birikimi ve arkamızdaki 200 yılın devrimci birikimiyle, Namık Kemallerle, Talat Paşalarla, Enver Paşalarla, Mustafa Kemallerle Türkiye'nin önündeki sorunları çözeriz ve çözeceğiz. O nedenle milletimizden yetki istiyoruz, görev istiyoruz. Bana gelince değerli arkadaşlarım, sizin bana verdiğiniz güvene çok teşekkür ederim. Ben bu milletin ocaklarında yetişmiş bir arkadaşınızım. Baba tarafından Yukarı Fırat, Erzincan'ın Kemaliye, Apçağ köyünden, kökümüz Kırım'dan, Koban Nehri'nin oradan bir Türk evladıyım. Ana tarafımdan Darende, Balaban, oradan gelen yine bu milletin içinde yetişmiş insanlar, bu milletten kan almış, can almış, eğitim almış, görgü almış, terbiye almış, ocaklarda, ailelerde yetiştim. Milletimizin bana sağladığı imkanlarla okudum, üniversitelerde görev yaptım. Ama beni esas adam eden, adam olduğum kadarıyla, beni erenlerden yapan diyelim. Yani Türkiye'nin o büyük derviş geleneğinin, emreler geleneğinin bir hizmetkarı yapan Vatan Partisi ocağıdır. Ben bu Vatan Partisi'nde yetiştim. Hayatım benim bu Vatan Partisi'nde, Vatan Partisi'nden öğrendim. Halil Alkan vardı, inşaat amelesi, Merkez Karar Kurulu üyemiz, çok değerli bir arkadaşımız. Çok güzel bir sözü vardı. Şunu söylerdi: ben dişimi fırçalamayı Vatan Partisi'nde öğrendim. Ben her şeyi Vatan Partisi'nde öğrendim. Ve Türk devriminden öğrendim. Türk devriminin birikiminden öğrendim. Hazreti Muhammed'den öğrendim. Atatürk'ten öğrendim. Bütün Türk milletinin tarihi mirasından öğrendim. Onların öğrencisiyim. Ve insanlıktan öğrendim. Amerikan devrimi, Fransız devrimi, İngiliz devrimi, Sovyet devrimi, Çin devrimi, Cezayir'in Kurtuluş Savaşı,
Kongo'da Lumumba'nın yürüttüğü Afrika'nın kurtuluş savaşları. Onlardan öğrendim. Ve bütün insanlığa bu öğrendiklerimden benim omuzlarımda olan borçları ödemeye hazırım. Milletime ödenmeyecek olan görevlerimi, borçlarımı yapmaya hazırım. Ama en önemlisi, değerli arkadaşlar, Vatan Partisi'nin en büyük başarısı Türkiye'nin geleceğini sigortalamış olmasıdır. Vatan Partisi'nin en büyük eseri yarattığı devrimci gençliktir. En büyük eserdir. Biz öyle bir gençlik yarattık ki bütün Türk milleti ve bütün insanlık rahat uyuyabilir. Huzur içinde uyuyabilir. Çünkü Türkiye'de Türk devriminin bayrağını ayakta tutacak, Türkiye'yi yönetecek, üretim devrimini başaracak, emekçilerin özlemlerine Türkiye'yi ulaştıracak bir gençlik yarattık. O gençliğin önderlerini burada Vatan Partisi Kurultayı olarak hep birlikte alkışlıyoruz. Şimdi tarihi bir döneme giriyoruz. Seçime 5-6 ay kaldı. Bu seçimde Vatan Partisi'nin programını Türk milletinin, Türk seçmeninin bulunduğu her ocağa, her kapıya, kadınına, erkeğine ulaştıracağız. Ve Türk çiftçisinin, Türk işçisinin, Türk çarşılarının, esnafın, zanaatkarının, Alevisiyle ve Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, bütün Türk milletinin kapılarını çalacağız. Onların konuğu olacağız. Onlara programımızı götüreceğiz ve onları seferberliğe davet edeceğiz. Yani yalnız oy vermek değildir bizim halkımıza sunacağımız sorumluluklar. Onları ayağa kaldıracağız. Bu seçimde Türk milletini zorluklara karşı ayağa kaldıracağız. Aynı Ergenekon'da kayaları, dağları yarmak için o milleti ayağa kaldıran demirci gibi. Vatan Partisi demircilerin partisidir. Demirci geleneğinin partisidir. Dağları yaracak olan partidir. Kayaları delecek olan partidir. Denizlerde Soner Polat'ın rüzgarını estirecek yelkenlere o rüzgarı dolduracak olan partidir. Ve Vatan Partisi Ankara Burcu'na Türk bayrağını, o Türk bayrağı zaten var ama Mustafa Kemal'in ruhuyla ve üreten Türkiye'yi, birleşen Türkiye'yi kurma kararıyla yeniden çekecek ve dalgalandıracak partidir. Önümüzde iş var, önümüzde mücadele var, önümüzde çalışma var. Ve Vatan Partisi iktidarı, kaynakları paylaşmak için ele geçirmeyi hedeflemiyor. Halk için bir hükümet kurmak ve zorlukların olduğu, Türkiye'nin tehdit edildiği koşullarda aynı zamanda Türkiye'nin bütün milli güçleriyle, Türkiye'nin bütün üreticileriyle birlikte Türkiye'yi yönetme azmini ve programını milli güçlere sunuyor. Hükümeti kurma görevini üstlendiğimiz zaman Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve üreticilerin milli hükümetine ve Türk milletinin, Türk emekçilerinin büyük davasına omuz vermek isteyen, Türkiye'nin yetiştirdiği her değerin, her hükümet insanının sorumluluk duygularından, enerjilerinden, birikimlerinden, tecrübelerinden de yararlanacağız. Onlarla birlikte Türkiye'yi yöneteceğiz. Onları iktidarın dışına atan,
onları kıskanan, onlarla yarışma içinde olan bir anlayış içinde değiliz. Her milli, her üretici şahsiyeti ve insanı göreve davet eden, sorumluluğa davet eden ve halk iktidarının sorumluluklarını paylaşmaya hazır olan bir vatan partisiyiz. Bunu da buradan Türkiye milletine, Türk milletine ilan ediyoruz. Sağ olun. Galiba Aktaş Gönülleri değil mi onlar? Siirt'in Aktaş Gönülleri cevap veriyor. İşte bu anlayışlarla değerli arkadaşlar, şimdi hükümet olma sorumluluğuna layık olmak için, görevine layık olmak için bir 7 aya giriyoruz, 5 aya giriyoruz, 6 aya giriyoruz. Onun için kolay gelsin diyorum. Emeklerimiz boşa gitmeyecektir. Türkiye'nin ufku açıktır. Bütün Vatan Partisi'ni, Türk milletine ve insanlığa umut aşılamaya, iyimserlik taşımaya davet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Türkiye'nin dört bir yanında ve dört bir cephesinden ışıklar saçan bu kurultayımıza ve Türkiye'mize enerji üreten, çoban ateşleri gibi her yerde sesini yükselten mücadele temsilcilerini kürsüye çağırıyorum. Başta Diyarbakır'da evlat nöbeti tutarak Türkiye'mizin çehresini değiştiren terör örgütlerinin kimyasını bozan Diyarbakır annelerimizi kürsüye çağırıyoruz. Ve yine değerli arkadaşlar, gençlerimizi ve her yaştan insanımızı LGBT gibi çürüme ve yozlaşmanın simgesi dayatmalara karşı mücadele edenler